o bölgede bir fütuhata girişir. Bir kurtuluş mücadelesi verir. Bir askeri operasyon olur diyor. Hadis var. Açık. O hadiste diyor askerler zeytin dallarına asarlar diyor. Eşyaların diyor. Eşyalar zeytin dallarına asarlar. O oradan geliyor bu asırlar. Peygamberim, yani peygamberimiz ismini koymuştur aslında. Zeytin dalı diye. İsmini tabi peygamberimiz zamanında koymuş. Hadiste var ismi. Evet, dinliyorum. İnsan ibadetlerin sonucunda mı cennete gider? Yok yok ışıklım. Samimiyet. Sadece samimiyet, o kadar. Yani samimi olduğumuzda zaten Allah kaderimizdeki o güzel yolu bize gösteriyor. Yani bizim bir şeye gayret etmemize gerek yok. Cennet ehli zaten onun için yaratılıyor. Sadece samimi olduğunda yollar ona açılıyor. Ya bak o yanlış biliniyor. Şimdi adam kendi bir şey bulacak da onu yapacak zannediyor. Şimdi bak ben bir şey buluyor değilim şu an. Ben sadece samimi oluyorum. Darwinizme karşı mücadele mi? Tamam, Allah onların hepsini yaratıyor. Kitapları da yaratıyor. Ne gerekiyorsa yapıyor Allah. Ben sadece samimi olmakla mükellefim. Ya bak tek başınayım ben. Ya yapılan hizmete bak bu. Yani bu 1 milyon kişi bir araya gelse yapamaz bunu. Bu bir mucize. Harika bu. Çok şaşırtıcı. Kaderde olduğu için oluyor. Allah yaratıyor. Yoksa nasıl olsun? Fetih olacağını zaten peygamber hadisi işaret ediyor. Silahlarını zeytin dalına asacaklar diyor. Kılıçlarını diyor zeytin dalına asacaklar. Ama o devirde de işte artık Deccal çıkar diyor peygamberimiz. Yani iyice belirginleşir. Şimdi Deccal daha da azıtacak işte 2018 olduğu için. Deccal daha da azıtacak. Şu an Mehdiyet'e Türkiye'ye akıl almaz bir saldırı var görüyorsunuz. Çok yani eş zamanlı bir saldırı var. Bu gittikçe şiddetlenecek. Türkiye galip olacak. Deccal mağlup olacak. Mehdiyet'te bütün ihtişamıyla ışıl ışıl ortaya çıkacak. İnşallah. Evet dinliyorum.